Ayça, biliyor musun? Yarın okulumuzda kıyafet yarışması var. O da ne demek? Yani okuldaki bütün çocuklar farklı farklı rengarenk elbiseler giyecek. Biri prenses olacak, biri kraliçe olacak. Sonra? Daha sonra en farklı elbiseyi giyen ödülü kazanacak. Sen ne olacaksın? Aa evet. Daha karar vermedim. Sen söyle, ne olayım sence? Prenses. Ama herkes prenses oluyor. O zaman palyaço. Aa, hiç de çekici değil. Pakya. Evet, çok güzel olur. Hayır, hayır. Geçen sene bir çocuk balık kıyafetiyle gelmişti. Bu fikir de çöpe gitti. Sen yarına kadar bekle. Yarın bizim okulda da renkli giyinme günü var. Öyle mi? Yani yarın sizin okulunuzda da mı kıyafet yarışması var? Hayır, öyle değil. Sadece cumartesi günleri okul kıyafeti dışında istediğin elbiseyi giyebiliyorsun. İtca, sen ne giyeceksin? Şey, onu ben de bilmiyorum. Annem hangi elbiseyi verirse onu giyeceğim. İtca. Ne oldu? Eğer ben sen olursa... Hı? O zaman senin elbiselerini giyebilirim. Aynı sana benzerim İtca. Eğer sen ben olursan ben de sen olurum. Hey, vay canına. Çok eğlenceli olur. Sen ben. Ben sen. Sen ben. Ben sen. Uyan. İşe gitmem gerek. Hadi. İçcem uyanmış mı? Ah, git. Git de elini yüzünü yıka. Ben hemen sana süt getireyim ha. Hadi. Hadi hadi. İçe süt. Kızım süt hazır. Hadi 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 hadi. Hadi. Hey, ne oldu? Neden böyle oturuyorsun? Hadi acele et İçe. Okula geç kalıyorsun kızım. İşe gitmem gerek. Lütfen. Anne, geç mi kalıyorsun? Sen git. Ben hazırlanıp kendim giderim. Artık büyüdüm ben. Tamam canım, kendin git. Ama bu sütü iç ve bu elbiseyi giy. Ben gidiyorum, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bana bak, sütünü içmeyi unutma. Bugün Tapasya'nın elbisesiyle çok güzel görünüyorum. Tam bir kraliçe gibiyim. Değil mi İtca? Bugün Tapasya oldum. Bugün Tapasya oldum. Bugün Tapasya oldum. Bugün Tapasya oldum. Hoşça kalın. İça. Hadi canım. İça. Hey. Ah, sanırım okula gitti. Şuna bak. İçam ne kadar da... Bu ne?
İhça bu elbiseyi giymediyse... O zaman ne giydi? Beni bu elbiseyle kimse tanıyamaz. Tam İhça gibi görünüyorum. Şimdi anneme gidip göstereceğim. Çok sevinecek. Hey kızım, baksana. Hadi git ve hanımefendiyi çağır. Beyefendi geldi. Hadi, ne duruyorsun, gitsene. Baksana, hanımefendinin söylediklerini duymuyor musun? Sağır mısın sen ha? Hadi, hadi git ve hemen hanımefendiyi çağır buraya. Şunu da götür giderken bakayım. Ama sakın açma. Al şunu hadi bakayım. Tut şunu. Gidecek misin yoksa burada dikilecek misin? Hanımefendi de nasıl bir hizmetçi tutmuş böyle. Hey, Bay Kanna, Bayan Kanna. Nasılsınız? İyi günler. İyi günler. Oğlumuzun düğünü var da davetiyeyi vermeye geldim. İkinizi de tebrik ederim. İkiniz de geleceksiniz öyle değil mi? Evet, elbette. Sadece bir şey, biraz acelemiz var. Daha davetiye verecek bir sürü yer var. Aa, hayır hayır, nasıl olur? Evimize gelirsiniz de yemeden içmeden giderseniz olur mu hiç? İhça, git de annene söyle misafirlere şerbet getirsin, hadi. Lütfen böyle buyur. Gitmemiz gerekiyor. Gelecek sefere. Bu arada hizmetçiniz böyle küçük bir mesele için çok inatçı davrandı. Ona kaç kere hanımefendiyi çağırmasını söyledik. Ama hiç oralı bile olmadı. Size getirdiğimiz şeyi ondan iletmesini istedik. Ama o bizi dinlemedi bile. Anne. Anne. Ne zamandır seni arıyorum. Bu amcayla teyze geldi. Ve bana bağırmaya başladı. Bu sizin kızınız mı? Evet. Kusura bakmayın. Aslında biz ona kaç kere sorduk ama tanıyamadık kendisini. Baksanıza nasıl da kıyafetler giymiş. Yanlış anlaşılma oldu. Çok özür dilerim, benim hatam. Neden bu elbiseyi giydin? Bu da İhça'nın işi değil mi? Hizmetçi kız kıyafeti giymek istemiş.
oyun oynamak istedim. Hayır anne. Unuttun mu? Bugün okulda kıyafet yarışması vardı. Ben de itçe oldum. Ah, kıyafet yarışması için hizmetçi kız kılığına girmiş. O yüzden biz öyle sandık. Kızınız gerçekten çok güzel. Eğer sorun etmezseniz bir şey sorabilir miyiz? Buyurun. Onu bir prenses ya da havalı bebekler gibi yapmalısınız efendim. Öyle değil mi ama? Öyle değil mi? Evet evet, neden olmasın? Biz gidelim mi? Evet. Görüşmek üzere. Bize de bekleriz. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise